Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz Bin Spor stüdyolarına. 7 Ocak Cuma günündeyiz. Uğur Meleke ile birlikteyiz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz bugünkü pro programımıza da. Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. İyi misiniz? Abi. Her şey yolunda mı? Harika. Sizi sormalar. Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Haftanın son manşetine başlıyoruz değerli izleyenler ve malumunuz Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı bu akşam itibariyle başlıyor. Hemen nerede kalmıştık sorusunun cevabı olarak getirelim ekranlarınıza. Haftanın 20. haftanın maç programını Trabzonspor Özdür Kablo Yeni Malatya Spor maçıyla 20. haftaya ve Sport Toto Süper Lig'in 2. haftasına başlayacağız. Yarın yani cumartesi günü saat 13.30'da Gaziantep Kulübü Vavakars Fatih Karagümrük'le oynayacak. Saat 16'da iki karşılaşma var. Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'le Kasımpaşa'da Atakaş Hatay Spor'la oynayacak. Akşam saat 19'da Galatasaray GZT Giresun konuk ediyor. Pazar günü saat 13.30'da günün ilk maçında İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivassporla karşı karşıya gelecek. Saat 16'da yine iki karşılaşma izleyeceğiz. Göztepe Fraport Antalya Spor'la Yukata Kayseri Spor Altay'la oynayacak. Akşam saat 19'da Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında ve haftanın 20. haftanın kapanış maçı Fenerbahçe Adana Demirspor maçı pazartesi akşamı saat 20'de. Peki 20. hafta maçları oynanmadan önce puan durumunda durum nedir? Trabzonspor 46 puanda en yakın takipçisi 39 puanlı İttifak Holding Konyaspor'un önünde liderliğini sürdürüyor. Medipol Başakşehir özellikle Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra yakaladığı ivmeyle yukarıya doğru grafikte 3. sırada 33 puanla Fenerbahçe 32 puanla 4. Atakaş Hatayspor Spor. Ligin ilk yarısının son bir aylık periyodunda bir sallandığı dönem olmuştu hatırlayacaksınız. Yine de burada tutunmayı başardı 32 puanla 5. Adana Demirspor Vincenzo Montella yönetiminde çıkışını sürdürüyor diyebiliriz. 6. sırada 30 puanla Beşiktaş ve Aytemiz olan Spor 28 ve aynı şekilde Gaziantep Kulübü 28 8'er puanda 7-8 ve 9. sıradalar Galatasaray ve Babakars Fatih Karagümrük 27'şer puanla 10 ve 11. Demir Grup Sivas Spor'un 26 puanı var 12. sırada. Yukatel Kayseri Spor e, 24 puan yaptı ilk yarı itibariyle. 13. sırada 22'şer puanlı Giresun Spor ve Fraport Vantalle Spor özellikle GZT Giresun Spor'un sezonu çok kötü başlayıp üst üste talihsiz de diyebileceğimiz puan kayıplarının ardından yukarının yolunu, yukarıya çıkışın yolunu buldular ve e, o hareketi bırakmadılar bir daha. Ve tehlike hattından, en alttan tehlike hattından uzaklaştılar. Altay 18 puanla 16. Çaykur Rizespor 17 puanla 17. Kasımpaşa, Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatya Spor 15'er puanla ligin en alt 3 sırasındaki takımları oluşturuyorlar. Posta gazetesi geliyor ekranlarınıza. Kaldığımız yerden aynen devam. Süper Lig'de ikinci yarının açılışını lider Trabzonspor yapacak demiş gazete. Bordo Mavililer bugün saat 20'de sahasında Öznür Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularına zafer emri verdi. Zaten hiç beraberlik ya da mağlubiyet emri veren teknik direktör yoktur herhalde. Puan ya da puanlar. Puan ya da puanlar. Yani beraberlik ya da galibiyet. Hiç şey için sahaya çıkan var mıdır? Galibiyet için kenetlendik falan. Neyse. Trabzonspor geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanya sahasında 3-1 kaybettiği maçın ardından geride kalan 303 günlük sürede mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibi sahasında oynadığı, kendi sahasında oynadığı son 15 karşılaşmada 10 galibiyet 5 beraberlik elde etti. Trabzonspor bu seriyi yeni Malatya önünde de sürdürmek istiyor. Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı taraftara da çağrıda bulundu. Kulübün sosyal medya hesaplarından Bordo Mavili taraftara seslenen Abdullah Avcı bu maç bu heyecanı birlikte yaşamak için durmayın, biletlerinizi alın, gelin hep birlikte horona duralım dedi. Bugünkü karşılaşmada tribünlerin tamamına yakınının dolması bekleniyor. Sol tarafta Vişça ve Abdullah Avcı kavuştu başlarını görüyorsunuz. 3,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı ve akşam antrenmana çıktı Edin Vişça. Peki Trabzonspor'un kadrosu nasıl tahmin edilmiş? Kalede Uğurcan, Perez, Hüseyin, Densvil ve İsmail savunma dörtlüsü Dorukan, Marekamşik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Vakayme ve Cornelius. 11 ile sahada olması bekleniyor. Trabzonspor'un Canini ve Kuasi Afrika Kupası'na gitti. Onlar yok. Edgar ve Cervinho bugün forma giyemeyecek. Çünkü malumunuz sezonu kapattı iki futbolcu. Serkan Asan da Trondsen'in de sakatlıkları bulunuyor. Tedavisi tamamlanan Vitor Hugo'nun kadroda yer alması bekleniyor. Yeni transfer Vişça da bugün tribünden destek verecek. Malum da e, resmen Tabii. transfer dönemi 12'sinde başlayacak. Ee, transferle alakalı Trabzonspor cephesinden iki başlık daha var Uğur Beyciğim ama önce isterseniz maçı konuşalım ondan sonra transfer konusuna geçelim. Şimdi Süper Lig'de kış transfer dönemi diğer liglerden biraz daha farklı anlam taşır. Yaz transfer dönemiyle neredeyse eş değerdir. Hele bazı takımlar için ki şu anda Malatya spor öyle. Bazen sezon başlangıcı veya sezon başlangıcının daha üzerinde şeyler ifade edebiliyor. Şumudika ilk yarının son bölümünde göreve geldi ve geldiği günden itibaren transferi işaret etti. Kadrosunun özellikle kulübesinin çok yetersiz olduğunu. Her müsabaka sonrasında hemen hemen sıklıkla tekrarladı. Zaten oyuncu değişiklikleri için bazı maçlarda 90'a kadar değişiklik yapmadı. Bazı maçlarda 86-87-2 değişiklik yaptı. 5 değişik hakkını yanılmıyorsam hiç kullanmadı. Hatta zaman zaman Malatya kamuoyundan tribünlerden de o konuda eleştiri alsa da e, bu eleştirilere şöyle yanıt verdi. Yani elimde oyuncu olsa ben de onları sahaya sürmek isterim. Ama görüyorsunuz antrenman yapıyorum. Antrenmanda 10 tane 21-22 yaş altı oyuncu var. Kadromun derinliği bu kadar. Ben de kadro derinliği nispetinde ölçüsünde onları kullandım. Sanırım Donsah ön libero en son İtalya'daydı. Anlaşılan oyunculardan biri. Artık 12'sinde imza atması bekleniyor. Zeffani uzun zamandır Adana alan Sabek Cezayirli imza yakın oyunculardan biri olduğunu söyleniyor. iddia ediliyor. Söyleniyor. Diko hoca, hoca... zaten ifade etti. Birazdan okuyacağız. Hocanın andı oyuncuları evet, da. Evet, Diko eski talebesi. Gaziantep'ten Santifor. Gaziantep tabii Muhammed Figueiredo gibi güçlü rakipleri var. Onların biraz gerisine düştü anılan oyunculardan bir tanesi. Herhalde 12'sinden sonra yani gelecek hafta sonu birkaç tanesini. Ondan sonraki hafta sonu tabi ara da var. Ara ile beraber transferde süratlenir bu Avrupa dışındaki konfederasyonların milli maç arası olacak. 20, 23 Ocak'ta araya girecek. Lig ondan sonra bir hafta sonu pas geçeceğiz. Orada transfer zaten netice 8 Şubat'a kadar. Yani Malatya aslında maç 19 ikinci yarı 19, 20, 21, 20, 20, 23. hafta tam anlamıyla herhalde başlayacak. Peki madem Urbey o zaman şu başlığı da okuyayım. Transfer show gelsin. Transfer show başlığı gelsin ekranlarınıza. Yeni Malatya'nın hocası Şumudika camiaya müjdeyi verdi. Rumen çalıştırıcı. Azibuike ve Donsa antrenmana çıktı. Zafane'de gelecek. Diko'yu istedim. 10 numaraya da Gilerme'yi istedim demiş. Transfer yani şöyle Rumel çalıştırıcı şu ana kadar 4 oyuncuyu transfer ettik. Orta sahalar Azubuike ve Donsah bizimle birlikte antrenmana çıktı. 2-3 gün içinde Sabek zaffanede de gelecek. Daha önce Türkiye'de oynamış bir stoperle de görüşmelerimizi ileri safhada e, yapıyoruz. Sürpriz bir transfer olacak demiş. Hücum için 3 transfer istiyorum. Gaziantep'ten Diko'yu istedim. 10 numara istiyorum ve bu isim Gilerme daha önceden Türkiye'de oynamış yine oyunculardan. Bu oyuncularla birlikte çok güçlü olacağız ve yukarılara tırmanacağız demiş. Hocanın da ifade ettiği gibi siz de altını çizdiniz. Evet herhalde asıl performansı transferler geldikten sonra. Evet biraz zaman alacak galiba. Sadık ve Adem için olumsuz söylentiler vardı. Onları da sosyal medya hesabından yalanladı. Adem benim sağ içindeki yardımcım. Sağ kolum. Adem ve Sadık bu takımın deneyimli oyuncuları. Önemli parçaları dedi. Şimdi oradaki hamle de şu galiba. Bu kadar çok transferden söz edince önünüzde de maçlar var. Aynı oyuncularla oynamamız gereken. Yavaş yavaş soyunma odasında belki bir moral düşüklüğü, bir motivasyon düşüklüğü söz konusu olabilir. Herhalde onu da telafi etmek istiyor. Kendi oyuncularını da onuru etmeye çalıştı ama Balatya'nın işi sanki birkaç hafta çok kolay olmayacak bu transferler gelene kadar. Çünkü tahmin edebiliyorum takım içindeki havayı. Takım içinde hava da hani zaten yeni oyuncular gelecek. Hoca da zaten mevcut kadroyu yeterli bulmuyor. E, ee, Lakırdısı tevatürü muhakkak soyunma odasında, kulüp koridorlarında vardır. Yani bunun için kain olmaya gerek yok. Bu arada bu akşamki maç öncesinde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağolu da e, basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Birkaç cümle oradan okumak istiyorum size. Şampiyonluk yarışı bugün yeniden başlıyor diyor ikinci yarı ile birlikte Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağolu. Olimpiyatlarda mesela 400 metre yarışında önde gidiyorsunuz. Rakiplerinizle mesafeniz 30-40 metre. Son düzlüğe geldiğinizde arkanızda bıraktığınız mesafe değil Önünüzde kalan mesafe sizi şampiyonluğa taşır demiş. Yani hiçbir şey bitmiş değil diyor. Ee, bir diğer benim yine hakikaten çok hoşuma giden bir ifadesi. Ee, biz rakiplerimizin her zaman güçlü olmasını isteriz. Her zaman güçlü rakiplere ihtiyacımız var. Bu şekilde elde edilen şampiyonluk anlam kazanır. Sadece şampiyonluk değil bu şekilde verilen mücadele anlam kazanır. Çünkü rakibin ne kadar iyiyse sen de o kadar iyi olursun. Bu kadar basit değil mi? Şüphesiz bir de çok yakın geçmişte... E Abdullah Avcılı Başakşehir'in belli maç arasına girmeden önce rakiplerinin yanılmıyorsam 5-6 puan önündeyken belli maç arasından sonra şampiyonluğu kaybetmişliği var. Evet şu an puan farkı daha fazla ama önündeki yolda daha fazla. 19 koca hafta ve 57 puan var her takım hedeflediği. Zaten Konyaspor'la puan farkı 7. İstanbul üç büyükleriyle evet çeşitli işte 12 14 vesaire seviyesinde. Ama ortada da 57 puan var. Mücadele edilecek. Şüphesiz ki yani. Evet kış şampiyonu Trabzonspor. Almanların deyimiyle bir Alman ligi tabirdir. Kış şampiyonu. Evet kış şampiyonu Trabzonspor ama sadece kış şampiyonu. Esas kupa yaz şampiyonuna verilecek. Doğru. Bununla kupa yok. Kış şampiyonunda kupa yok. Doğru. Bu akşamki maç öncesinde muhtemel 11'lerimiz de hazır. Onu da getirelim. Ekranlarınıza az önce gazeteden okumuştuk. Tahminler. Ee, bakalım ne kadar örtüşüyor. Kalede Uğurcan, İsmail Vitor Hugo, ve Bruno Perez. Marek Amşik ve Dorukan savunmanın önünde. Bakayeme Abdülkadir iki yanda, Bakasetas ortada ve en ileri uçta da Cornelius tahmin ediliyor. Trabzon için Malatya'nın 11'i, Özür Kablo Yeni Malatya Spor'un. Ertaç Kale'de, Hafe, e, Karim Afes, Semih, Sadık ve Avuku savunma dörtlüsü. sonların önünde Abit ve Endong. Münir Sol'da, Mustafa sağda Adem Büyük ortada ve en ileri uçta da Kubilay Kanatsız Kuş'un görev yapması bekleniyor. Şimdi hoca zaman zaman beşli oynatıyordu. Şu mudika. ama bu boşlukta, Noel boşluğunda Twitter kullanmaya başladı yoğun bir şekilde. Ve Twitter'dan kendi açıklaması ben dörtlü oynatmak istiyorum aslında. Evet. Yani eldeki kadro münasebetiyle ben üçlü savunma ya da beşli savunma oynatmak durumunda kaldım ama... Bundan sonra dörtlü oynatmak istiyorum. Bunun için de işte sağ bek, orta sağ, forvet ihtiyacı olan bölgeleri önce söylemişti. Ee, yılbaşından önce, bir hafta önce kadar. Sonrasında o ihtiyaçlar yavaş yavaş giderildikçe, <laughs> o yüzden bugün bilmiyorum, bu, bugün de dahil mi o tanımını ama Şumudika'nın kendi ifadesiyle ligin ikinci yarısında Malatyaspor'u Sporu ben dörtlü savunma yapmak istiyorum. 4-2-3-1 veya 4-1-4-1 yapmak istiyorum diye kendi ifadesi var. Burada da tabii Tete eksik. TT Afrika evet. Kupası'nda. Tete'nin eksikliği önemli eksiklik. O yüzden Alternatif center for Kubilay'ın Forma giymesi bekleniyor İlklerinin sonlarında Münir Çavuva'nın büyük bir çıkışı olmuştu Ve soldan oyununun üzerine oynanmaya başlamıştı Bugün de Takımının şüphesiz en büyük kozu olacak Orta sahada evet bir iki önlü orta saha eksikliği var Malatya'nın Yani orada Yaratıcılık dozajı eksik 6 numara 8 numara seçeneklerinin Adem çok fazla derine gelip Oyun kurmaya çalışıyor Ama oraya iyi bir oyuncu gelirse Şimdi Azubuike ve Donsah geldi daha fazlasında gilermeyi de istiyor. Oraya iyi oyuncular gelirse, yaratıcı oyuncular gelirse belki Adem'i daha fazla ileride topla buluşturma şansı doğru Malatya'nın. Bu kadar belki derine gelmek zorunda da kalmayabilir. Trabzonspor'un muhtemel 11'i için ne dersiniz? Vitor Hugo'nun iyileştiği ve geri döneceği söyleniyor. Bazı gazetelerde de yani maça 11'de başlamayacağı, yedek başlayacağı öngörülüyor. Şimdi ligde son maçta da kupada son maçta da Hüseyin oynadı. Birinde evet. Dansville yaptı. Birinde Ahmetcan Can yaptı. Doğru. Hatta kupada kaptan çıktı Hüseyin. E şu anda Hugo'nun da müsabaka eksiği, müsabaka ritmi eksikliği göz önüne alırsa evet muhtemeldir. Pekala Dansville'in partneri e, Hüseyin de olabilir. Bir de de eksik olduğu için beklerde de çok fazla oynama yapma şansı yok. Bir ihtimal sağ bek Dorukan, sol bek Bruno Perez, ön libero Berat başlayabilir mi? Sadece orada bir bir oynama şansı olabilir. Çünkü Dorukan'ı sağ bekte kullanma şansı var. Perez'i de zaman zaman sol bekte kullanıyor. O zaman da orta sahada defansif orta saha rolünde Berat ya da Siopis'i kullanma şansı olur. Sadece orada. Onun dışında zaten çok fazla şu an Abdullah Avcı'nın seçeneği yok. Ha 12 Ocak resmi olarak transfer başladığı zaman, Vişça katıldığı zaman, Kuvasi Afrika Kupası'ndan döndüğü zaman, işte şimdi Puhaç falan da konuşuluyor. Onlar geldiği zaman tabii ki opsiyonları artacak Abdullah Avcı'nın Trönsen'e baktım şimdi de yine sakatlığı var deyince. E, Trönsen deyince çünkü aklıma sıklıkla sakatlık geliyor. Çok fazla sakatlıkla andık e, Trönsen'i. Şöyle bir baktım kaç maç kaçırmış diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maç ilk yarıda. Doğru. Başlarda özellikle yoktu zaten. 7 maç özür dilerim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maç. Yani bu akşam da oynamayacak. Bu akşam da 8. maçı. Sakat, sakatlık nedeniyle evet yani hatırımda doğru kalmış. Biraz fazla Talihsizlik herhalde sakatlık olduğunu söyleyebiliriz. Bazen çünkü böyle müzmin sakatlıklar oluyor, devamlı tekrarlayan. Çok fazla verim alamadığını da söyleyebiliriz. Orada 11. hafta beraber yakalayan. 11. hafta ile beraber 6 maçta ilk 11 oynamış. Yani ilk yarının son bölümünde evet daha daha fazla gördük onu. Ama 11. hafta yani Ekim sonu Kasım başı ile beraber 6 maçta ilk 11 oynamış bir an önce sağlıklı şekilde tabii ki sağlara dönmesini dileriz Tromsen'le. Şimdi bahsettiğiniz transfer haberine geçelim. Sabah gazetesi geliyor ekranlarınıza. Fırtına Puaç'ın işini bitirdi. Transferin hızlı takımı Bordo Mavililer Polonyalı Solbek Puaç için her konuda anlaşma sağladı. Sezon sonuna kadar kiralanan 22 yaşındaki oyuncunun kısa sürede Trabzon'a gelip imzayı atması bekleniyor. Trabzonspor Kuasi ve Edin Vişcan'ın ardından Almanya'nın Union Berlin takımında forma giyen Puhaç'ı kadrosuna kattı. 22 yaşındaki Solbek oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi için anlaşma sağlandı. Genç futbolcunun kısa süre içerisinde Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Bordo Mavili yönetimin sözleşmeye satın alma opsiyonunu da koyduğu ifade edildi. Trabzonspor scout ekibinin tespit ettiği ve teknik direktörü Abdullah Havcı'nın izleyip çok beğendiği Polonyalı oyuncunun sezon başında Poznan kulübünden, Leh Poznan kulübünden e, Alman ekibine 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğunu hatırlatmış gazete. Puhac. Union Berlin'de bu sezon toplam 7 maçta görev aldı. 2 asist yaptı. Geçen sezon Polonya milli takımının kadrosuna dahil edilen genç oyuncu ülkesinin formasıyla da 10 maçta ter döktü. Ee, Avrupa e, maçlarında daha çok herhalde. Evet. Yer vermişler. Konferans liginde kullanmış. Poğaçı. Ligde hiç kullanmamış. Lig, üçlü savunma e, sol beki Otsipka alternatifi de Gis -Alman. Orada üçüncü oyuncu konumunda ligde ama UEFA konferans liginde de bütün maçlarda oynamış. Bir tane de asist yapmış. Puhaç. Çok da yaşı genç. Bir de daha önemlisi Polonya milli takımı da üçlü savunma oynuyor. Orada da sol kanat bek olarak oynuyor. Ve Euro 2020'de de iki maça ilk 11'de başlamış. Halen de düzenli Kasım'da da oynamış yine. Orta sahanın solu diyelim artık ona. Çünkü üçlü savunma oynayınca sol kanat bek rolü artık orta sahanın solu sayılır. Savunmanın solu sayılmaz. Dolayısıyla iki yönlü diye de tarif edebileceğiniz Abdullah e, Havcı'nın potansiyeli yüksek bir bek. Yazıldığı gibi Abdullah Havcı'nın beğendiği bir bek ve oraya çözüm olabilecek bir isim gibi görünüyor şu ana kadar okuduklarımızdan, gördüklerimizden çıkarım olarak. Öyle görünüyor. Polonyalı oyuncuların da daha önce işte Głowacki aklıma geliyor. Adrian Mirzayevski aklıma geliyor. Trabzon'la iyi bir bağları ve Trabzon'a geldiklerinde başarılı olmuşlukları da söz konusudur. Muhakkak ki onlardan da görüşü almıştır. Puhaç geliyorsa değil mi? Daha önce Trabzon'a gelen Polonyalı oyuncuların herhalde görüş almıştır. Muhtemelen. Söylediğimiz gibi bu akşam saat 20'de Trabzonspor Özgür Kablo Yeni Malatyaspor'la Spor'la oynayacak değerli izleyenler var mı Uğur Bey bu maçla ilgili eklemek istediğiniz bir şey? Çünkü diğer başlığımıza ve gazetemize geçeceğim. Tabi. O zaman ekranlarınıza Hürriyet gazetesi geliyor. İşte Terim'in müstakbel yardımcısı. Büyük puntoyla atılan başlık bu. Domenek Torrent. 2007-2018 yılları arasında Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptı. 59 yaşındaki Torrent Son olarak Flamengo'yu çalıştırdı. Galatasaray yönetiminin teknik ekibe dahil etmek istediği Torrent başarılara alışkın bir isim. Yaklaşık 12 yıl Guardiola'nın beyin takımında yer alan ve İspanyol teknik adamın Barcelona, Bayern Münih, Manchester City'de kazandığı şampiyonluklarda önemli payı olan Domenech Toren, 2018'de teknik direktörlüğe geçiş yaptı. UEFA Pro lisans sahibi olan İspanyol Hoca, Kasım 2020'den bu yana boşta. Biraz uzun sürmüş. Evet. Flamengo'ya ayrıldığından beri bir yılı aşmış. 1962 doğumlu hoca dediğimiz gibi 2008-2012 yılları arasında 13 kupalı Pep Guardiola'nın 13 kupalı muhteşem döneminde yardımcılığını yaptı. Bayern Münih, Manchester City zamanında da teknik kadronun ayrılmaz parçalarından birisi oldu kariyerinin büyük bölümünde. Pep Guardiola'nın ayak izlerini en yakından takip eden isimlerden biri olan Domenec Torrent efsanevi teknik adamla birlikte 521 maça çıktı. Az buz değil, çok ciddi bir şey rakam evet. değil mi? Tabii. 2007'de Guardiola'nın ekibine katılmadan önce ve 2018'de ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yapan Torrent toplam 86 maçta tek başına takım yönetti. Torrent bu karşılaşmalarda 44 galibiyet alırken 29 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Domenec Torrent teknik direktör olarak çıktığı maçlarda 1.76 puan ortalaması yakaladı. UEFA Pro lisans sahibi olan Torrent, Dominik Torrent'in tercih ettiği oyun sistemi ise formasyon 4-2-3-1. Demiş gazete. Bu enteresan bir konu gerçekten ve doğrusu kariyerli bir isim kesinlikle öyle. Bir süredir e, Türk futbolunun ezber bozarak farklı şeyler yapmayı denediğini de hissediyoruz. Ve aslında bu beni memnun ediyor. Dominik Toren Türkiye gelir ya da gelmez mesele o değil. Ama yani Türk futbolu 20 yıldır her seferinde Lucescu'ya, her seferinde Christoph Dauma, ondan önce Feldkamp'a Son dönemde Biliçe aynı isimlere yönelmesinden aslında sıkıldık yani daha farklı bir anlayış daha farklı bir arama tarama niyetinin arama tarama kabiliyetinin, faaliyetinin faaliyetinin sonucu Domek Torrent gibi bir isim ki mesela hatırlarsan Daniel Farke 5 yaşın gündeme evet, gelmişti evet. Daniel Farke gündeme geldi de benzer şeyler söylemiştim yani farklı arayışlar farklı şeyler bakmak. Farklı metotlar izlemek mutlu dünyada ediyor. Dünyada ülke kalmamış, evet. teknik direktör kalmamış gibi hep aynı isimler, aynı isim hep evet. aynı isimler. Temcid pilavı gibi dönüp dönüp dolaşıp duruyor. Oysaki farkı, oysaki Torrent gibi insanlar işte i, yepyeni isimler ve kariyerli isimler, yani. evet. başarılı isimler. Farklı bir önerisi olan isimler. Evet, isim çok önemli değil. Arama tarama biçiminin değişini gösterdiği için doğru. spor sever olarak, bir Türk spor sever olarak beni mutlu ediyor. Dominic Torrent evet. tercihlerini çeşitlendirmek diye de düşünebiliriz değil mi? Doğru. Yani bir şeye takılı kalmak yerine. Aynen öyle. Farklı önerilere İletiksel bakmak. Bilet olmak yerine evet. 2007'de Guardiola'nın ekibine katıldıktan sonra tabii hayatı değişiyor. 11-12 yıl Guardiola ile beraber 3 dünya devinde çalışıyor. Tita Villanova'yı kaybettikten sonra daha doğrusu oradan ayrıldıktan sonra Guardiola da birinci yardımcısı oluyor. Guardiola'nın hani sağ kolu diye tabir edebileceğin yaşça da ondan büyük deneyimli bir tek direktör. Ondan önce de zaten birinci adamlık yapmıştı var. En son Girona'da Guardiola'dan ayrıldıktan sonra devam ediyor. Önce New York City'ye aynı grubun diğer kulübüne geçiyor. New York City'deyken Flamengo'dan bir teklif alıyor. Guardiola ile konuşuyor. Guardiola diyor ki ben 23 dakikalık bir röportajını izledim sabah. New York'ta yaptığı röportajı etkilendim. Torrent haberini görünce sabah erken 23 dakikalık New York'ta yaptığı röportajı izledim. Guardiola konuşuyor. Guardiola diyor ki senin ruhun zaten birinci adamlık diyor. Senin diyor 11-12 yıl neden benle çalıştığını diyor. Bir türlü anlam veremedim. Ruhunda birinci var. Flamengo dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Böyle fırsat varsa değerlendirilir diyor. Flamengo'ya gidiyor Torrent. Fakat Flamengo gidiş zamanlaması ve orada el, el alınış biçiminde bence sorun var. Çünkü Jorge Jesus'tan sonra gidiyor. Başka bir gündemimizdeki isim. Jorge Jesus da Brezilya'da istatistikleri rekorları alt üst etmiş. Flamengo'yu şampiyon yapmış. Flamengo'yu Copa Libertadores şampiyonu yapmış ve bunu başaran en son Brezilya kulübü Pelé'nin Santos'uymuş. Pelé'nin Santos'undan beri hiçbir Brezilya kulübü hem Brezilya ligini hem de Copa Libertadores'i kazanamamış. Onunla da yetinmemiş ne kadar kupa varsa almış. Brezilya'da yerel çünkü biliyorsun onların başka kupaları da var. Onları da almış. 5 kupa kazanmış bir yılda. Tek eksik Dünya Kulüpleri turnuvasında Liverpool'u yenememesi ki onu da yenmeye çok yaklaşmış. ya yani onu da kazansa tarihte altı kupa kazanan, 6 kupayı birden kazanan galiba ilk Brezilya hikayesi olacakmış Flamengo. Brezilya'da muhteşem bir hikaye yazıyor Jorge Jesus. Benfica'nın teklifi gelince Benfica'nın teklifini değerlendiriyor. Dolayısıyla Jorge Jesus'un ayakkabılarını doldurmak çok zor. Doğru. Ve oraya gidiyor Domenech Torrent. Onlar da hani Guardiola e, tedris birini almak istiyorlar. New York City'den Domenech Torrent'i getiriyorlar Flamengo'ya. Fakat Flamengo'ya geldiğinde hem Jesus'un Ayakkabılarını doldurmak zorunda olduğu gibi e, Mari'yi kaybediyor. Mari de onların savunma yerleşimini belirleyen en önemli adamları. Yani Brezilya'daki değerlendirme o şekilde. Ve yerine de oyuncu koyamadığı için aslında çok da başarısız değil. Sadece 6 yenilgi alıyor Flamengo'da. Takım liderin sadece 1 puan gerisindeymiş Domenek Torrent gönderildiğinde. Başarısız da değil. Koba Libertadores'e de gruptan çıkmış. Brezilya kupasına devam ediyormuş. Yani aslında dışarıdan baktığın zaman hocayı niye gönderiyorsun diyorsun. Tam Türk usulü. Ligde liderin bir puan gerisinde. Kupa'da tur atlamış. Devam ediyor. Kupa Libertadores'e tur atlamış. Gruptan çıkmış. Ama şu yüzden gönderiyorlar. 3 hafta içinde bir 4-0 kaybediyor. Bir 4-1 kaybediyor. 4-0 sonra başka bir sonuç. Sonra 4-1 kaybediyor. Brezilya'da da bu farklı yenilgiler diğer ülkelerden biraz daha farklı algılanıyormuş. Yani utanç olarak algılanıyormuş. Hani bir sıfır yenildin. Büyük sorun yok. Ama 4-0 yeniliyorsan hele de bu ezeli rakibinse ki orada da ezeli rekabetler, bölge rekabetleri çok güçlü. Orada öyle bir şanssızlık yaşıyor. Flamengo'nun öyle arılıyor. Gördüğüm kadarıyla Dominic Torrent Türkiye'ye gelir ya da gelmez bilmiyorum. Ama kariyerinde e, sonda değil. Yani bundan sonra onu Avrupa futbolunda bir yerlerde göreceğiz. İspanya'da mı göreceğiz? Türkiye'de mi göreceğiz? Ya da Avrupa dışında bir yerde mi göreceğiz bilmiyorum. Ama hikayesi bitmemiş. Hikayesi devam ediyor. İtibarı zayıflamış bir isim değil. Sadece şanssız bir Flamengo hikayesi olmuş. Kendi tanımıyla Guardiola ile aynı futbol anlayışına sahip hatta şöyle söylüyor belki ben Guardiola eskiyim belki benim de bir stilim var kendime göre ama Guardiola öyle baskın bir karakter ki diyor ve 11 yıl onunla çalıştım ve dünyanın iyi hocası yani Guardiola ile tabii ki fikirlerimizin şu anda aynı olması diyor şüphe kaldırmayacak bir konu tabii ki Guardiola ile aynı fikirlere sahip hemen hemen diyor onunla aynı oyun anlayışına sahibim diyor. Guardiola ile diyor başka bir menajeri aynı cümlede kullanmak bence diyor Messi ile başka futbolcu aynı cümlede kullanmak gibi diyor. Her durumda ezer. Messi'nin yanına kimi koyarsanız Messi'den daha aşağıda kalacaktır ve kıyaslayamayacaksınızdır diyor. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Messi'nin yanına ben de hiçbir oyuncuyu koymam. O yüzden diyor Guardiola ile de kimle yan yana anarsanız Guardiola'yı zaten Guardiola baskın alacaktır ve Guardiola'nın alt küvesi olacaktır. Ben de öyle olduğumu kabul ediyorum. Çünkü bir dahi ve benim futbola bakış açımı görüşüm çok değişir diyor. Herkes diyor Guardiola'nın ofansif özelliklerinden bahseder. Ben size Guardiola'nın defansif özelliklerinden bahsedeyim diyor. Sadece diyor topa çok sahip olan, çok pozisyon üreten, çok gol atan takımlar yaratmaz. İlk iki gün defansif olarak çalışır takımlarını ve haftanın son iki günü ofansif olarak çalışırdık biz diyor. Aslında diyor ilk iki gün rakip analizi yapardık. Ve aslında Guardiola'nın da defansif olarak çok özgün fikirleri vardır. Benim de etkilendim ve futbolun bütüncül olarak defansına, ofansına Guardiola'nın ve benim de yeterli olduğumu düşünüyorum. Ve bu konuda yeterince kafa yorduğumuzu düşünüyorum diyor. Ben etkilendim. Düşünceyi sonra etkilendim. Niye? Nesi var? Hani neden Torrent bir küsür yıldır boşta ve Avrupa'da çalışmamış dersen benim fikrim İngilizcesi yeterli değil. Röportajı İngilizce yapmış. Evet kendi ifade edebiliyor ama akıcı değil. Bu konuda umarım bu bir yıl iyi geçirmiştir. Akıcı değil yani. Pratiğe ihtiyacı var. Çünkü niye? Muhtemelen ee, tabi İspanyol bir de sonra şey macerası oluyor. Brezilya. Brezilya macerası oluyor. Portekizce, İspanyolca herhalde anlaşıyor sporcularla. Sanırım İngilizce konusunda biraz pratiğini kaybetmiş. Onu geliştirmesi lazım. Biraz ağır kalmış kendini anlatmakta. Onu hallettiyse, onu çözdüyse çünkü futbolun adı İngilizce nereye giderse gitsin. Torrent'in başarılı olacağını hissettim ben. Ayrıca Fatih Terim'in yardımcısı olur mu? O da garip geldi. Çünkü tekrar birinci adamlığa dönmüş. Yaşı 60 olmuş. Evet. Şu anda yardımcı da kabul eder mi? O biraz bana garip geldi. Şu anda pekala birinci adamlık yapabilecek durumda. Yaş itibariyle, kariyer itibariyle, toplam profil itibariyle yardımcı ile o yardımcı sıfatıyla örtüşmüyor. Evet. Hoca Torrent. Şu olabilir. Hani sadece bu bilgi değil. Bu bir yorum. Bu söyleyeceğim. Hani bir küsür yıl teklif almadıysa ya da onu tatmin eden teklif almadıysa ee, belki de bu onu biraz demoralize etmiştir boşta olmak. Hani tekrar yardımcı hocalar... Galatasaray da Avrupa'da devam ediyor belki. Evet, belki tekrar sıcak bakabilir. Yoksa şimdi ben Domenek Torrent olsam hikaye dışarıdan bakıyorum. Birinci adam olarak teklif alması lazım. Guardiola onunla ilgili çok kısa şeyler söylüyor. Gördüm söyletlerini. Flamengo'dan gönderildiği zaman da bayağı kızmış Guardiola. Ee, ve eleştirmiş Brezilyalıların olayı ele alış biçimini. Yani... Sadece futbolcuların yönettiği bir futbol dünyasında yaşıyoruz artık. Menajerler yok sayılıyor falan diye. Sinirlenmiş Guardiola Torrent'in gönderilmesiyle ilgili. Uzun lafın kısası bir futbol düşünürü. Düşünme biçimi ve düşüncelerini sevdim, etkilendim. Torrent'in ama Türkiye'ye çalışır mı çalışmaz mı, bilmiyorum Elbette Guardiola referansı da son derece önemli. Markanın referansı da son derece evet. önemli. Ama referanstan fazlası. Mesela David Wagner'de Klopp referansı çok etkili oldu. Beni affetsin Wagner şu an izliyorsa. <laughs> işi gücü yok çünkü. Anlamadığı Türk televizyonunu izliyor. Ee, ama hani kolaydır ya yabancılara tabii, özellikle tabii. senin lisanını anlamayan antrenörlerle ilgili. Birazdan Djokovic'e şey de mesela ben ufak ufak evet. e, fikirlerimi şey yapacağım. Aynen öyle. David Wagner o yüzden buradan kendisine 80 milyon Alman <laughs> halkı şu anda bizi izliyor. Kendisini af diliyorum. Mesela Wagner'de klop referansı farklı. O gerçekten referans. Ama burada Torrent'te referanstan fazlası bir düşünce birliği var, bir hedef birliği var, bir beraber yol almışlık var. Üç ayrı kulüpte, üç ayrı ülkede şampiyonlar kazanmışlık var. E şimdi Guardiola da kimseyle çalışmak zorunda değil yani. Elbette. Tercih etmiş. Beraber yol yürümüş üç ayrı ülkede. Fikrine kıymet vermiş. Ve yollarını da hani birinci adam olmak istediğini de ayırmış. Demiş ki sen zaten birinci adam olmalısın. O zaman yolları ayırmış. O yüzden torrent fazlası bence. Şöyle bir ayrıntı daha var haberin ayrıntı değil tabi haberin bir bölümü var hemen onu da okuyayım sizlere yine Hürriyet gazetesinden. Ee, Galatasaray yönetiminin teknik direktör Fatih Terim'in ekibini güçlendirmeye yönelik çalışma başlattığının ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili ilk açıklama yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'den geldi. Gün Başkan Burak Elmas'ın yönlendirmesiyle Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Domenek Torrent'le görüştükleri bilgisini kamuoyuyla paylaştı ve sonrasında da Domenek Tore'nin kariyerini anlatıyor. gazete haberinde Uğur Meleke daha da fazlasını paylaştı. sizlerle hem kariyeri hem de son dönemde yapılmış bir röportajından öne çıkan notları aktardı ama yani geldiğimiz gün sonu şey gün itibariyle an itibariyle hani müstakbel yardımcı derken tekrar edelim fikrimizi hocanın kariyeriyle, yaşıyla, kariyeriyle alakalı olarak yardımcı pek şeyle örtüşmüyor. Yardımcı nitelemesi pek örtüşmüyor. Mesela Brezilya'da onunla ilgili yapılan bir analizde diyor ki savunmayı önde kurmak istiyordu Flamengo'da. Ve Brezilya'da diyor böyle şeylere çok alışık değiliz. Brezilya takımlar genelde savunmayı derinde kuruyor. Çünkü savunma oyuncuları genelde ağır. Ama savunmayı önde kuruyorsanız tabii çabuk savunma oyuncularına, ikinci hamlesi olan savunma oyuncularına ihtiyacınız var. Mesela Flamengo'da böyle bir sorun yaşadı diyor. Ofansif olarak çok yaratıcı bir takım yaptı. Ama defansif olarak savunmayı önde kurabilecek, ihtiyacı Oyuncu. olan oyunculara sahip değildi diyor. Şimdi Galatasaray'a bakıyorum. Galatasaray savunmaya çıkarabilir. Galatasaray'ın böyle oyuncuları var. Stoperleri de marka, Nelson'da savunmaya önde kurmaya uygun stoperler. Ha Fatih Terim'in tabii ki felsefesi çok önemli burada ama Fatih Terim'in felsefesiyle de aslında örtüşüyor. Burada anlatılanlar aslında 96 2000 terimi. 96 2000 terimi bunları yapıyordu. Ama o zaman malzeme ona uygun da diyebilir tabii. Fanatik Nereye? Peki getirelim Fantik gazetesine geçmeden önce buyurunuz. E, Dominic Toren'in sözleri de var. E, her türlü kazanabilirsiniz diyor e, ancak kendi stilinizi üretmeniz, e, yaratmanız gerekiyor. E, kaybedebilirsiniz de ama yine kendi stilinizle kayb e, kaybedin demiş. Yani taklit etmeyin sizin de hep altını çizdiğiniz gibi taklit etmeyin kendinizi kendi yolunuzu bulun. O yolda yürüyün, kazansanız da de sizin karınızadır. Ben çok sevdim bu sözü. Gerçekten son dönemde duyduğum en güzel sözlerden biri. Abartıyor muyum bilmiyorum. Çünkü şöyle diyor. Kendi stilinizden feragat eder ve kaybederseniz elinizde stil de kalmaz, hiçbir evet. şey kalmaz. Hem maçı kaybetmiş hem de stilinizi, tarzınızı kaybetmiş olursunuz diyor. O yüzden stilinizden vazgeçmeyin. Kimliğinizi en azınızda Evet, kendinizi kaybetmeyin. Olur. Kimlik daha doğru sözcük. Haklısınız. Kendi kimliğinizden vazgeçer ve kaybederseniz elinizde kimlik de kalmamış olur. Vitor Pereira'nın son dönem yaptığı gibi aslında. Ama evet. eğer kendi kimliğinizden vazgeçmediyseniz ve maçı kaybederseniz sadece maçı kaybetmiş olursunuz. En azından elinizde kimliğiniz kalır. Bence güzel ifade etmiş. Evet belki çok yeni bir e, vizyon değil. Evet Guardiola'nın vizyonu bu. Evet Klopp'un vizyonu bu. Evet Ancelotti'nin vizyonu bu. Ama çok iyi ifade etmiş. Beğendim. O zaman şimdi geçelim Fanatik Gazetesi'ne. Başlığımız Korona'da son fre Taylan. Galatasaray'da eksikler listesine bir isim daha eklendi. Covid testi pozitif çıkan Taylan da Giresun Spor maçı kadrosunda olmayacak. Ayrıca yardımcı hoca Selçuk İnan ve maç analisti Cihan Ünal da koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Şimdi bakayım şuradan. Aa, bizim Tolga bizim grafimiz var değil mi Galatasaray'ın eksikleri diye buradan uzun uzun okumayayım. Grafimiz varsa onu da getirelim lütfen. <laughs> Galatasaray'da kimler eksik? Fernando Muslera zaten malumunuz. Cagne, Luindama sakatlıkları devam ediyor. Markao ve Kerem Aktürkoğlu'nun cezalı olduğunu hatırlatalım. Bu 5 oyuncu o olmayacak. Diğer taraftan Fatih Öztürk, Alparslan Öztürk, Patrik Van Anolt, Taylan Antalyalı, Muhammed, Mustafa Muhammed ve e, te, e, pozitif test sonuçları Mustafa Muhammed ve Feguli de Afrika Kupası için takımdan ayrılmış durumdalar. Kaç kişi oldu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ekrandan almayalım bir. Tam bir bu arada muazzam bir 11 çıkıyor buradan. Yanlış mı görüyorum? Yok iki kaleci var. Bir oyuncu eksik kalıyor. İki santrafor var. Kalecisi var. Dörtlü savunması var. Alparslan'ı sağ beke koyarsa. Ee, iki tane stoperi var. Luyendama Markao. Kanadı Sol beke var. Fananolt. Bir oyuncu eksik kalıyor sadece. Yani neredeyse bu 11 şu anki 11'e karşı oynasa bu 11 daha güçlü gibi. Valla güçlü gibi değil sanki öyle. Değil mi? 4, 5, evet. 6, 7, 8, 9, 11 evet. Bir oyuncu eksik sadece. Alt tepudan bir oyuncuyla tamamlarsın. Mis gibi 11 yani. <laughs> Zor tabii bu dönemde. Vakaların bu kadar arttığı bir dönemde. Aytaç Karan'ın ilk 11'e girebileceğini tahmin ediyor gazete. Cagne, Luyendama ve Mustara'nın sakatlıkları sürüyor. Berkan Çikaldavu ilk etapta orta sahada Taylan Berkan Çikaldavu üçlüsünü kullanmayı düşünen Fatih Terim Aytaç'ı ön libero alarak Berkan ve Çikaldavu'ya ön tarafta görev vermek durumunda kalacak diye bir e, tahminini yazmış. Tabi Galatasaray'ın e, sayıca çok olmasının yanı sıra eksiklikleri sadece mevzu nicelik değil tabi nitelik. Nitelik olarak da ciddi boşluk yaratan bir eksik listesi bu. Çünkü Galatasaray Berkan Aytaç çıkaldı orta sahasıyla çok yaratıcılık umudu vermiyor. E, Santrforlarında sadece birisi var elinde Halil Dervişoğlu var. Ee, kanat oyuncuları olarak da kimler bekleniyor bu durumda? Barış, Babel, Murutsan değil mi? Eldeki evet. kanat oyuncusu alternatifleri. Ya yaratıcılık çıkmıyor. Buradan yani Çıkaldağ o eğer bıraktığımız noktadan ileriye gittiyse çünkü Covid dönüşü biraz düşük vitese dönmüştü. Eğer eski ona bağlayabilirsin yaratıcılık umutlarını. Hani Morut'sa'nın iyi bir görün geçirmesini bekleyebilirsin. Onun dışında şimdi Galatasaray'ın esas ana arterleri üreten oyunculara Kerem yok. Efe Guli yok. Galatasaray'ın üretim bekleyeceğin oyuncuların işte Mustafa Muhammed yok. Önemli sayıda eksik olması büyük sıkıntı. Belki Oğulcan'ı ön tarafta kullanmayı düşünebilir üretim bekleyecek oyuncu derken ikiden fazlasını da sayamadınız galiba. Galatasaray'ın zaten çünkü genel olarak kadrosunda da yaratıcı oyuncu eksik olduğunu sezon maçından beri söylüyorum. Yani Feguli ve Kerem Aktürkoğlu deyince Markavi'yi de ekleyebiliriz oraya net bir şekilde. i̇yi oyuncu olarak ekleyebiliriz, yaratıcılık olarak hayır. Oyunun kurulu mu? Evet ama yani birinci, ikinci bölge konusu 3 Üçüncü bölgede yaratıcılık dersen, evet yani Feguli, Emre Kılıç'tan beklersin ama o seviyeye gelemedi. Morutsan'dan beklersin o seviyeye gelemedi. Kerem ana arter tabii ki. Çıkaldı o ana arter. Daha fazla birini koyamıyorsun bunların yanına. İtiraf etmek gerekirse ve Galatasaray'ın bence transferde esas yönelmesi gereken o. Galatasaray'ın bence sezon başından beri ısrarla çünkü Galatasaray teknik iklim ne diyor? Biz iyi oynuyoruz. Topu çerçeveden dürtemiyoruz. Buna inanıyorsan doğru teşhis koyamıyorsun demektir. O zaman da doğru tedavi üretemezsin. Bence Galatasaray'ın esas sorunu o. Bence Galatasaray'ın doğru teşhis Ön tarafta yaratıcılık bence bir doz eksik. Bence esas Galatasaray ön tarafta yaratıcılığı artıracak. Mesela bir orta saha zaten şeyi Jetson Fernandes'i e yüzden almak istiyorlar. Veya bir kanat. Ben Galatasaray olsam esas hedefim o olurdu. Herhalde yaratıcılığı artırmak. Meselesini çözdükten sonra hızlı bir şekilde bu işe de girişeceklerdir evet, diye. Evet, hedefte Jetson var zaten. Tahmin edebiliriz. evet. Galatasaray'ın rakibi Giresunspor olacak değerli izleyenler. Onlar da cumartesi günü karşı karşıya gelecekler. Saat 19. 19'daki karşılaşmada. Şimdi bir ara verme zamanı geldi değerli izleyenler. Bir araya gideceğiz. Kısa bir araya gideceğiz. aranın ardından da Beşiktaş'la devam edeceğiz. Beşiktaş'la devam edeceğiz dedik ama aradayken muhabir arkadaşımızdan Trabzon'dan bir bilgi geldi. Hemen onu da netleşmiş olarak sizlerle paylaşalım. Eee Savunma göbeğinde, stoperlerde, Trabzonspor'da Densville ve Hüseyin görev yapacak. Vitor Pereira'nın gazetelerde de yazıldığı gibi. Vitor Pereira nereden çıktı özür dilerim. Vitor Hugo'nun e, sakatlığı döndü evet ama e, ilk 11'de başlamayacağı bilgisini de izleyicilerimizle paylaşalım. Bu akşamki saat 20'de oynanacak Özgür Kablo Yeni Malatyaspor maçında savunmanın göbeğinin e, Densville ve Hüseyin'den oluşması bekleniyor diyelim ve de Beşiktaş'a foto maç gazetesine geçelim. Gençler Kartal'ı uçuruyor. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen isimleri bir bir yıldızlaşıyor. Altyapıdan A takıma yükselen Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı performanslarıyla dikkat çekerken Emirhan İlkan da futboluyla camianın yeni umudu oldu. Şurada Ersin'i hepsine ayrı başlık açılmış. Karyus'un ayrılmasının ardından fırsat bulan 21 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu son dönemde penaltılardaki başarısıyla dikkat çekiyor demiş. Sergen Hoca'nın yine e, Türk kalecilerle, yerli kalecilerle devam edeceğiz. Ersin'le devam edeceğiz sözlerini hatırlayalım. İstikrarlı genç Rıdvan. Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz da istikrarıyla dikkat çekiyor. Sol bekte görev yapan Rıdvan 2018-2019'da bir maçta süre alırken sonraki sezon. 6 lig ve 1 Türkiye Kupası'nda mücadele etti. Geçen sezon 18 lig maçında bir gol atan 20 yaşındaki futbolcu 2 Türkiye Kupası ve 1 Avrupa Kupası maçında şans buldu. Diğer taraftan Emirhan'ın sözleri var. Birazdan daha geniş okuyacağız. Emirhan İlkan'la alakalı e, Hürriyet Gazetesi'nden. Beşiktaş'ın altyapısındaki yeni umudu Emirhan İlkan İlk profesyonel deneyimini Türksel Süper Kupa'da yaşayan 17 yaşındaki oyuncu performansıyla beğeni topladı. Kupanın kazanıldığı anın kendisi için unutulmaz olduğunu söyleyen genç Emirhan, kupanın geldiği an mükemmel bir andı. Ben koşuyorum, Atiba formamdan çekiyor, adam kaç yaşına geldi hala koşuyor, kaptan devam ediyor, etsin. Çünkü inanılmaz bir karakter Atiba, mükemmel karakter tüm takım. Tüm takım da gelip beni tebrik etti. Hepsine teşekkür ediyorum dedi. En iyisi de Hutchinson diye bir başlık var. Solda Türksel Süper Kupa'da maçın oyuncusu ödülünü Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson aldı. Serdar'la da alakalı olarak Serdar Saatçı ile Beşiktaş'ın 18 yaşındaki oyuncusu daha fazla şans bulmaya başlayan altyapı oyuncularından biri. E, Atiba Hutchinson'la ilgili bir şeyiniz var mı? Emirhan'ın Emirhan, Emirhan İlkan'ı mercek altına almış Hürriyet gazetesi daha ayrıntılı okumadan ev, e, önce bir şeyler söylemek ister misiniz? Yoksa yani Atiba Hutchinson... Ne diyeyim diyorsunuz değil mi? Atiba, Atiba Hutchinson, e, Slaven Bilic'in Türk futboluna sadece beş yaşı değil, Türk futboluna armağanı. Aslında Slaven Bilic'in e, çok arzuyla, çok istekle beş yaşa getirmek siz bir diğer oyuncu da Manuel Lanzini'ydi. Onu da hatırlatmak isterim. Lanzini sonra West Ham United'e gidince transfer etti ve e, bu hafta Lanzini yine şov yaptı. Premier Lig'de. Evet, sezon genelinde o şovu yayamadı. Bazen sağlık sorunları bazen performansın hiç çıkışları yaşıyor ama Premier Lig'den bahsediyoruz. Ya yani West Ham United'da Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyor Premier Lig'de ve Lanzini orada gayet de etkili oynuyor. Premier Lig'de tesir edebilen bir oyuncuyu 5'e getirmek istedi Slaven Bilic. Atiba ile beraber aynı dönemde Lanzini de getirmek istiyordu. Yani teşekkür etmek lazım Hırvat futbolu adamına değil mi? Transfer Kesinlikle. için yöneldiği isimler ne kadar doğruymuş. Atiba ülke futbol tarihine, kulüp futbol tarihine geçti. Lanzini de getirse belki Benzer bir tesiri, benzer bir etki yapacaktı. Önce onu hatırlamışken Lanzini aklımda onu bat, e, belirteyim. Atiba Açınsın 5 yaşın yaşayan efsanesi. 38 artık 39 olacak bir ay sonra. Yani Emirhan'dan 22 yaş büyük. Emirhan'ın yaşını 2 ile çarpıyorsunuz yine yetmiyor. E, hayat deneyimi olarak hani gerçekten e, Emirhan yaşında çocuğu olabilirdi erken evlenseydi Atiba Açınsın ama Emirhan'la onunla ilgili söyledikleri Zaten kulüp için, takım için Atiba'nın değerini kadar, bir kez evet. daha, bir kez daha, bir kez daha kanıtlıyor. Yani Beşiktaş kulübünün sezon başına da söylemiştik. ile futbolculuk artı teknik ekip gibi bir kontrat yapabileceğini nereye kadar futbol oynarsa maaşın şu futbol oynadığı yere kadar. Futbol oynamadığın yerde, teknik ekibe katıldığın yerde maaşın bu. Opsiyonlu bir şey yapılabilir. Tabii Atiba'nın da hoşuna giderse. Yani böyle uzun süreli faydalanmak için Atiba'yı uzun süreli bir kontratla kulübe bağlamak bana doğru olur gibi geliyor. Şimdi mesela Agüero'yu Manchester City istiyormuş, futbolu bıraktı. Ee, hangi rolde istiyor? Rol tam belli değil. Elçi rolüyle de olabilir diyorlar. Teknik ekip değil de elçi rolüyle de olabilir ama orada yapılmak istenen şey şu. Agüero'yu Manchester City ailesine katmak. Agüero'yu ekosistem içinde bulundurmak. Yarın öbür gün başka pozisyona değerlendirirsin. Böyle bakması lazım kulüplerin bu tarz oyuncularına. Yani hemen bak Agüero'nun Sağlık sorunları, futbolu bıraktı ama City diyor ki gel, gel City ekosisteminde sana görev verelim, bizle beraber o Beş yaşta Atiba uzun süre bir kontrat pekala yapabilir. Biz küçükken Beyaz Gölge diye bir dizi vardı hatırlar mısınız? Tabii ki, Oradaki mi? basketbol e, koçu, e, herkesin hayatına dokunan, evet. aynı zamanda sadece bir basketbol koçu değil, herkesin hayatına dokunan. Sanki Atiba'da e, takım içerisinde öyle bir şey varmış, rolü varmış gibi geliyor bana. Diğer oyuncuların yaklaşımı, hep ondan bahsederken kullandıkları, takındıkları tavır, kullandıkları ifadeler öyle bir şey uyandırmayı başarmış. Kendisi gibi 2-3 evet. oyuncu bulsa mental ve fiziksel olarak oyuncu değil genç çocuk bulsa <laughs> en büyük katkıyı sağlayacak zaten değil mi? Yani arama tarama kabiliyetinden de faydalanabilir değil mi? Çünkü sonuçta kendine nasıl bak uzak bir coğrafyaya yani? e, Kuzey Amerika coğrafyasına hakim. Başka türlü elemelerde oynuyor. Güney Amerika değil Kuzey Amerika'da. Kanada milli takımıyla Amerika'ya karşı işte ne bileyim Trinidad Tobago'ya karşı falan farklı bir eleme grubu var orada ve bizim çok yakın olduğumuz bir coğrafya değil ve orada çok iyi oyuncular var. Ee, Atiba e o konuda yardımcı olsa. Çok büyük bir pencere ama, açabilir. O da büyük bir katkı olur. Büyük bir pencere açar. Beyaz Gölge de, yani Türkiye'ye belki de basketbolu sevdiren. O nesle basketbolu sevdiren. Belki Türkiye'de basketbolu başka bir seviyeye taşıyan. Bilmiyorum abartıyor muyum? Yok. Bir doğru dizi olarak dönem anlamadım. itibariyle. Dönem itibariyle. Çünkü televizyondu sadece. Aynen bizim öyle. internetimiz de televizyondu. Dünyamızda televizyonda ve Beyaz Gölge'nin böyle bir etkisi olduğunu altını çizmek lazım. O yüzden evet. Ee, koyduğunuz Beşiktaş, yer, Atiba'yı koyduğunuz yer çok değerli. Onu demek istedim. Beşiktaş'a faydalı futbolculuğundan sonra da faydalı olabilir. Hangi kulübe giderse gitsin faydalı olabileceği olabilecek bir isim ancak profesyonelliğiyle hani bizde bazı şeyler biraz eksik ya. E, profesyonelliğiyle alakalı olarak bakış açısıyla alakalı olarak ülkemize bir şey fazlasıyla katabileceğini. E, düşünüyorum Atiba Haçinsa'nın. Şimdi gelelim tekrar Emirhan İlkan konusuna. Hürriyet gazetesi daha ayrıntılı bir haber yapmış Emirhan İlkan'la e, alakalı olarak. Sergen Yalçı'nın tahtına aday Beşiktaş Altyapı Koordinatörü Mehmet Ekşi oyunun iki yönünü kullanabilen müthiş zeki bir oyuncu. Biz onu Sergen Yalçı'na benzetiyoruz ama çok çalışması gerek değerlendirmesini yaptı. Altyapıdan eski antrenörü Saffet İşler ise "Ben Emirhan'ı Sergen Yalçın ve Guti'ye benzetiyorum. Sergen'in akıl dolu oyun okuyuşu, zekası ve vücut çalımlarından zaman zaman kesitler sunuyor." demiş. 8 yaşından beri Beşiktaş'ta 4 boyutlu çalışmalardan çalışmalarda birinciymiş. Neymiş peki? 4 boyutlu çalışmalar altyapımızda birçok önemli yetenek var diyor Mehmet Ekşi, Beşiktaş Altyapı Koordinatörü. Ama hepsi sırasıyla kadroda yerini alıyor. Öncelikle iyi birey ardından sporcu yetiştirme felsefemizle e, kabul ediyoruz oyuncuları. Emirhan'ın en çok e, Emirhan'da en çok göze e, Allah yerimi kaybetti. Hah buldum. Emirhan'ın en çok göze batan oyunculardan birisi olduğunu söylüyor. Oyunu iki yönlü kullanabilen dört boyutlu çalışmalarda en yüksek sonuç alan puan alan oyuncuların başında geliyor. Şeyi yazmamış. Dört boyutlu biliyor musunuz siz? Nedir? Bakıyorum. Dört boyutlu çalışmadı. Bu arada Sergen Hoca'nın Sergen Yalçın'ın da değerlendirmesi var. Sergen Yalçın A takıma aldığı ve kendisine benzetilen genç futbolcuya tavsiyelerde bulundu. Çok önemli şeyler bunlar. On numara ve sol kanatta çok yetenekli diyor Sergen Yalçın Emirhan için. Onun yerinde Gezal ve birkaç oyuncu vardı fakat hiçbir zaman yılmadı. Antrenmanlarda hırslı ve teknik olması beni umutlandırdı diyor Sergen Hoca ve Emirhan için altyapının eseri değerlendirmesinde bulunmuş. Yılmadan çok çalışması ve dikkat etmesi gerekiyor sözlerine aktarmış. Aa burada Uğur Melek'e de görüş bildirmiş Uğur Bey. Nasıl olsa ben buradayım. <laughs> yani Kenan sonra... Karaman'ın sürelerinin en az yarısını almalı ee, başlığı sizin görüşünüzden başta açıklanmış. Ben onu zaten size bırakacağım. Ee, Güntekin Onay'da A takımda ilk başta bu kadar özgüvenli olması çok şaşırtıcı. Ancak çok çalışması gerektiği de bir gerçek değerlendirmesinde bulunmuş. 2004'lü yani Serdar Saatçi 2003. Ee, hatta U19 takımında beraber oynadığı birçok oyuncu 2003. Çünkü 2003'lerin oraya yaş tutuyor. Kendi yaş grubunda bile küçük Emirhan İlkan ama yeteneğiyle, e, zekasıyla hatta bence fiziksel seviyesi hiç aşağı değildi. Doğru. Onu da sevdim. Fiziksel seviyesiyle oralarda olmayı başarmış. Oranın esas adamı olmaya başarmış. U19 Süper Lig'de bu sezon 10 maç 7 gol çok iyi seslik. Ama daha etkileyici olanı UEFA Gençlik Ligi. UEFA Gençlik Ligi'ni ben çok önemsiyorum. Mesela bu Chavis Simons var hatırlar dikkatli spor severler. Paris Saint Germain'e gitti. Barcelona'daydı. İşte yaş grubunun en iyisi olacak vesaire falan diye hep konuşuluyordu. Onu merak ettim. Geçen de baktım. Bu sezon U19 şampiyonlarla yine bayağı imza atmış. Bütün maçlarda gol asist katkısı yapmış. Yani orası önemli. Oradaki rakiplerimiz çok güçlü. Ve Beşiktaş'ın grubunda da Ajax, Dortmund, Sporting gibi alt tip organizasyon çok güçlü rakipler vardı. Özellikle Ajax'a Dortmund alt tip organizasyon çok güçlü takımlar. Beşiktaş bu grupta iyi sonuçlar aldı. Bir tane galibiyet alabildi ama Ajax'a 1-0 ve 3-1 yenildi. Borussia Dortmund'a 3-2 yenildi bir maçta. Sporting'i 2-1 yendi deplasmanda. Fena sonuçlar almadı. A takımla kıyasladığın zaman hatta iyi. Bu maçlarda Emirhan Dortmund'da 2 maçta da birer gol attı. Sporting ve Ajax maçlarında birer asist yaptı. Zaten çocuk UEFA Gençlik Ligi'ndeki performansıyla hani ben ekstra bir oyuncuyum diyor. Muhtemelen Önder Karaveli bu da etkilemiştir ama tanıyordur. Zaten onların hocasıydı. O 19 takımın hocasıydı. Orada gördüğüm kadarıyla orta sahada oynamış. O Efa Gençlik'te yine de Beşiktaş A takımında olduğu gibi 4-1-4-1 oynamış. Emirhan da o maçlarda Demirege Tıknaz'la beraber, Berkay'la beraber daha önce Berkay'ı da nereden hatırlıyoruz? Ayaks başında stoper olarak oyuna girmişti. Aslında orta saha oyuncusuydu. O zaman da söylemiştik. Demirege'yle ile beraber, Berkay'la beraber orta üçlü tamamlayan oyuncu sağ iç oynamış UEFA Gençlik'inde ama bu maçta onu sağ kanat soktu. Önder Karabeli üstelik de kulübede o takımın sağ açı Emirhan Deli başta olmasına rağmen. Yani demek ki Emirhan Deli başın önünde görmüş. Emirhan İlkan'ı ki Emirhan İlkan'ı normalde alışık olmadığı pozisyonda sağ açık pozisyonu kendinin rolünde soktu. Çok da iyi oynadı 40 dakika çocuk. Doğru. Özellikle driplinklere dikkat çekti. O yüzden Sergen'e benzetmeleri, Sergen Yalçın'ın futbolcuna benzetmeleri tamam. Belki bazı özellikleri bazı kriterlerle benziyor ama farklı oyuncu yani. Çünkü en çok dripling çalım özelliği ön plana çıktı. Sergen Yalçın driplinglerle değil de oyun görüşüyle. Hareketli değil de durup oyunu okumasıyla dikkat çeken bir oyuncuydu. Durduğu yerden oyunu okur Sergen Hoca. Siz dün altını çizdiniz. Ayakları yere bastı, denedi, cesurca hareket etti diye. Evet. Bazen futbolcu antrenmanlarında hani izliyoruz. şeyler oluyor, mankenler oluyor önlerinde. Nasıl geçeceksin? Alver yaparak ya da dribling yaparak, slalom yaparak e, geçmeler çalışılıyor. E, genç oyuncular çalışıyor. Messi örneği vermiştiniz. Karşısında kim olursa olsun, karşısındaki onun için manken. Evet. Fark etmiyor. Önemli Büyük seviyorum. oyuncu da olsa, sıradan oyuncu oyuncu da olsa, karşısındaki fark etmiyor. Geçeceği bir engel sadece. Ve bu sebeple hazırdı maçta. Karşısında kim olduğu fark etmedi, <laughs> ne olduğu fark etmedi. Kendi bildiğini sahaya yansıtmaya çalıştı. Ayakları yere sağlam bastı. Ve 40 dakika boyunca da güzel bir oyun izlettirdi. Aynen hem öyle. hocasına hem de futbol severlere. Zaten Güntekin de dikkat edersen en çok dikkatini çeken veya etkilendiği şey cüretkar olması evet. olmuş. Yani cesaretle rakiplerin üstüne gitmesi. Dün işte bahsetmiştim Alex Ferguson 2007'de bir röportajından Messi ve Ronaldo dünyanın en iyisi olacak. Çünkü karşılarındaki stoperler kim olursa olsun onun kim olduğuna bakmaksızın cesaretle üzerine gidiyorlar ve hepsine karşı çalım deniyorlar. Cüretkarlar, zaten yetenekliler. Ama bir de rakip ayırmaksızın bunu denedikleri için çok daha başarılı olacaklar diye bir analiz yapıyor 2007. Ronaldo onun oyuncusu ama Messi değil. Ki bir ara Messi'yi de almaya yaklaşıyor. Yani kendi öyle iddia ediyor en azından. Bir ara yani alabilirdim diyor. gerçekten de bu iki oyuncu sonradan dünyanın en iyisi oluyor. Emirhan İlkan şimdi Önder Karabeli tabii onun için büyük bir şans. Bir de Emirhan İlkan üzerinden bir Önder Karabeli okuması da yapılabilir. Şimdi Beşiktaş bir tek direktör seçimi aşamasında ya. Ama Beşiktaş'ın gelecek vizyonu ne? Gelecek planlaması ne? Nasıl bakıyor Beşiktaş yönetimi? Zaten çok borçlu. Türkiye'de bütün takımlar. Yüksek maaşlı oyuncularla yollar ayırmak lazım ki bu yıl itibariyle kontratları bitenler var. İşte Vida'nın bitiyor yüksek maaşlı. Lens'in bitiyor. E, maaş e, yükünü biraz boşaltıyor Beşiktaş kontratı biten oyuncularla. En sakalının bitiyor. Onların yerine yüksek maaş transferler yapmak yerine alttan gelen genç oyunculara daha çabuk şans verme gibi stratejileri var. Ersin'e verdik iyi sonuç aldık diyor. Rıdvan'a verdik şans iyi sonuç aldık. İşte altyapı ürünü olmasa da Montero genç oyuncu. Kiralık olsa da Can genç oyuncu. Güven genç oyuncu. Bu stratejiyi sürdürelim. Emirhan İlkan'a bu şansı verelim. İşte arkadan gelecekler olacak. Berkay'a o şansı. Ver. Serdar Saatçı'ya bu şansları vermeye devam edelim diyor. Bunu en iyi kim yapar? En iyi kim ölçer? En iyi kim bu şansları doğru zamanda doğru ölçekte verir? Önder Karaveli. Çünkü hem onunla oyuncularla çalıştı. Onlara en yakın o tanıyor. Hem de şu anda A takımla çalışıyor. İki tarafı da en iyi şekilde bilen hoca Önder Karaveli. Doğru. Sırf bu yüzden bile Önder Karaveli ile devam karar alabilirsin. Ama biraz yarışmacı olamayabilirsin bu sezon. Mümkün. Ama kazanımlarını heybeye atarsın. Uzun vadede, evet. orta uzun vadede ciddi kazanımlar elde edebilirsin. Emirhan İlkan öyle bir pencere de açtı sanki. Yani Emirhan sanki hocasını kazandı. Hoca Emirhan'ı kazandığı kadar. Emirhan hocasını kazandı. Emirhan dedi ki Önder Karaveli Beşiktaş için başka bir şey vaat ediyor. Bakın benim gibi gençler var. Ve benim gibi gençleri de utanıyor. 40 dakika süre veriyor bana. Dakika 80 ama maçın uzatmaya gideceği hissediliyor. Dolayısıyla 10 dakika değil aslında. Muhtemel uzatmayla beraber 40 dakika bana şans veriyor. Bu şansı ancak Önder Karaveli verir. Dolayısıyla 17 yaşında bir çocuk Türkiye'ye e, 47 yaşında bir tek direktör kazandırdı belki de. Boyundan büyük bir iş yaptı. Dün yine altını çizdiğiniz gibi bir maçla ya da 40 dakikayla hemen uçmayalım ama söylediğiniz e, ifade ettiğiniz her şeyde geleceğe yönelik güzel sinyaller veriyor. Aynen belirttiğiniz gibi. Madem sözü Önder Hoca'ya getirdiniz Önder Karaveli'ye sıradaki başlığımız Milliyet Gazetesi'nden geliyor ekranlara. Sezon sonuna kadar Karaveli. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik sorumlu Önder Karaveli'nin görevini sürdürmesi yönündeki düşüncesini netleştirdi. Süper Kupayı kaldıran deneyimli hoca sezon sonuna kadar takımın başında yer alacak. Başkan Çebi Kartalı 8'i hasta 3'ü sakat toplam 11 eksikle sahaya çıkmasına rağmen kupa zaferine taşıyan Önder Karaveli'den çok memnun olduğu öğrenildi. Ahmet Nur ve Beşiktaş'ta yöneticilerinin Karaveli'nin sezon sonuna kadar görevini sürdürmesinden yana oldukları ifade edildi. Pro lisans sahibi olan 47 yaşındaki siyah beyaz hoca geçtiğimiz günlerde sezon sonuna kadar geçerli teknik sorumlu sözleşmesine imza atmıştı. Antalyaspor maçından sonra geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada "Yarını düşünmeden çalışıyorum. Bana verilecek her göreve hazırım." ifadelerini kullandı. Kullandı. Bu arada kadrosunda birçok oyuncusu, oyuncusu koronavirüse yakalanan Beşiktaş'ta bir kötü haber de teknik sorumlu Önder Karaveli'den geldi. Karaveli'nin e, test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Önder Karaveli Pazar günü Süper Lig'de oynanacak Çaykur Rizespor maçında takımının başında olamayacak demiş. Hepsine bütün yani e, Önder Karaveli özelinde futbolcular özelinde herkese geçmiş olsun diyelim. Sen Allah korusun inşallah ciddi bir şey olmadan e, durum olmadan sağlıklı bir şekilde tekrar görevlerinin başına gelirler dönerler. Şimdi Önder Karaveli çok 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 başarılı olmayabilir. Çok çok başarılı olacağına dair bir iddiam yok. Ama Önder Karaveli iki kategoride beş yaşa kesinlikle kazandırır. Hangi hangi iki kategori? Bir tanesi şimdi Beşiktaş sanırım Feyyaz Uçar'ın deyimiydi. Feyyaz Uçar'ın deyimi değilse Feyyaz Hoca düzeltebilir dilerse. Beşiktaş'ın 80'li yıllarda 90'lı yıllarda spor sayfalarında manşette olma gibi bir derdi yoktu. Beşiktaş transfer şampiyon olma gibi bir derdi de yoktu Süleyman Sabi yönetiminde. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın özellikle başka bir metot izliyordu. Feyyazlar, Metinler, Aliler, Rızalar, Recepler, Sametler, Ulviler, Kadirler, Şenollar, Zekiler say say bitmez. Çoğu Beşiktaş altyapısı ürünü ya da genç yaşta Beşiktaş 7 saatine girmiş yerli oyuncularla küçük yaştan itibaren bir kolej havası. O yıllarda Beşiktaş'la ilgili en sık yapılan tabirlerden biri kolej takımıydı. Bir kolej takımı hüviyetiyle 3 tane şampiyonluk, peş peşe şampiyonu Gordon'la 3 tane de ikincilik evet. kazandılar. Birincisi Önder Karabeli bu anlayışın temsilcisi gibi, bu anlayışın 2020'lerde temsilcisi gibi. Önder Karaveli yürüyen Beşiktaş gibi demiştim daha önce. Yürüyen Beşiktaş gibi. Ve Beşiktaş'ın tekrar bakıyorsun altyapıdan ürün alabilecek, mümbit Öz kaynağı var. Bereketli öz kaynağı var. Çünkü çıkanlara bakıyorsun hep iyi çıkıyorlar. Orada iyi bir altyapı düzeneği var. çıkmaya Çıkmayabilirdi yani. Denersin başarılı olmayabilirdi Doğru. ama çıktı başarılı oldu. O yüzden birinci gerekçe Beşiktaş'ın Önder Karaveli'ye şu anda beraber yol yürüme ha şu an tek direkt olarak yürür, gelecek sene yardımcı olarak yürür. Bilemiyorum. Yol yürümesi için birinci sebep tekrar Süleyman Seba, tekrar Gordon Min tekrar Metin Ali Feyyaz'ı hatırlatması. İkinci sebep de e, Türkiye'de maalesef altyapıdan üst yapıya geçişte doğru zamanlamayı, doğru metodolojiyi bir türlü izleyemiyoruz. Bazen iyi oyuncuları çok erken şans vermek suretiyle de kaybedebiliyoruz. Çok erken sırtlarına yük yüklemek suretiyle, kay, e, suretiyle de kaybedebiliyoruz. Önder Karaveli sanki onu da yapmayacak. Yani kime ne kadar şans vereceğini, hangi zamanda şans vereceğini sanki ölçüyor, tartıyor doğru şans verecek. Şimdi şurada Kenan'ı çıkarıyor. Sağ açık lazım. Emirhan Delibaş var orada. Bir yaş büyük Emirhan İlkan'dan. Çok yetenekli bir çocuk Emirhan Delibaş'ta. Ama Emirhan İlkan'ı sokuyor. Şimdi bu kararı sadece Önder Karaveli verebilir. İnan bana. Başka bu oyuncular arasındaki farkı orada verebileceklerini bilebilecek tahmin etmiyorum. Türkiye'de başka bir isim olduğunu. O yüzden ikinci kategoride bu. Hangi gence, hangi noktada, hangi şansı vereceğini bilecek olmaz. Sergen Hoca, Sergen Yalçın sonrasında bu dönemde, bu dönemin şartları içerisinde doğru isim. Bu dönemin şartları içerisinde doğru isim diyebiliriz. Çünkü yarışacak yer de kalmadı. Hoca Türkiye Kupası'nda yarışacaksın. Ee, Süper Lig'de çok uzak kaldın zirvenin. Avrupa Kupaları için yarışacaksın. Avrupa maceran yok. Yani bu yarışma çerçevesinde de olabilir gibi görünüyor. Çünkü çok çok yarışmacı olabileceğin kategoride yok. Değerli izleyenler şimdi bir aramız daha var. Araya gideceğiz. Ardından da ardından da Fenerbahçe'de devam edeceğiz. Fanatik Gazetesi ile devam ediyoruz. Değerli izleyenler Löv'ün istediği ücret 5 milyon euro başlığı var. İşte Joachim Löv'ün Fenerbahçe'den istediği yıllık ücret. Sarı lacivertiler bir numaralı hoca adayı olan Alman teknik adamı ikna etmek için tüm kozlarını oynuyor. Takımla ilgili planlamadaki beklentileri konusunda güvence isteyen tecrübeli çalıştırıcının Kanarya'dan senelik 5 milyon euro talep ettiği öne sürüldü. Geçtiğimiz yaz düzenlenen Euro 2020'den sonra Almanya milli takımındaki görevinden ayrılan Löw'ün en çok istenilen teknik adam olmasının en önemli nedenlerinin başında imzayı atması halinde, kimsenin tartışamayacağı kariyerde olması. Geçmişte kısa sürede olsa Kanarya'nın başına geçen Joachim Löw'ün ikna edilmesi için çalışmalar devam ediyor. Gelecek adına iyi bir takım, kurulması yolunda yapılacak planlama sürecinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan güvence isteyen Alman hocanın kapıyı da senelik 5 milyon eurodan açtığı öğrenildi. 2,5 yıllık bir teklifle Löv'ün kapısını çalan Fenerbahçe için şu şartlarda bu rakam bir hayli fazla görülüyor. Löv'den istediği ücrete fedakarlık yapması istenirken Kanarya'nın teknik adam konusunda ortalama yıllık 3 milyon euro civarında bir bütçe ayırdığı konuşuluyor. Şimdi Fenerbahçe yani Löv'le görüşüyordur, görüşmüyordur, ile görüşüyordur, görüşmüyordur ama Türkiye'den bu gazeteyi okuyanlar mesela atıyorum Fenerbahçe 2 milyon euro teklif etmiştir abi bu kadar oluyor diye. 3 milyonu görünce bir şüphelenmemiş midir hocalarda? Ya bak 3 milyon planlıyormuşsunuz falan diye. Zaten Bilic 10 Ocak'ta Çin'den ayrılıyor demiş gazete. Joachim Löw'den sonra Fenerbahçe'nin 2 numaralı hoca adayı Beijing Guan'la önceki gün son maçına çıkan ve Çin macerasını noktalayan Bilic. Hırvat teknik adamın ülkesine 10 Ocak'ta döneceği öğrenildi teknik direktör konusunda zaten bir süredir konuşuyoruz. Adana Spor, Adana evet. Demirspor maçında yine Zeki Murat Göle takımın başında olacak diye yazmış gazete. Şimdi Löw'ün 2018 Dünya Kupası'nda Alman milli takımının aldığı maaş 3 milyon 900 bin euro olarak yazılmıştı. Nereden hatırlıyorum? Çünkü 2018 Dünya Kupası'nda tüm tek direktörler arasında en yüksek maaşı alan tek direktör oydu. Oradan hatırlıyorum. Döşan'dan yüksekti. Joachim Löv'ün maaşı. Yani Almanya milli takımından 4 milyon euro civarında maaş alıyorken anladığım kadarıyla Fenerbahçe'den 5 milyon euro talep ettiyse ciddi bir talepmiş. Önce onu altın çizmeliyim. Bu meseleye şöyle bakıyorum. İki farklı görüşüm var. Bir Türk takımı Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş bir gün bir tek direktörü 5 milyon euro maaş verirse bunu garipsemem. Futbolcuya 5 milyon euro maaş verirse bunu garipserim. Çünkü anlamsız bir şekilde futbolculara bu paraları veriyoruz, tek direktörlere vermiyoruz. Halbuki tek direktör kulübün kaderinde çoğunlukla futbolcudan çok daha fazla etkili oluyor. Yani takıma Robin Van Persie getiriyorsun mesela 5 milyon euro maaş veriyorsun. Sonra tek direktöre Vito Pereira'yı getiriyorsun. Veya Galatasaray Fegulia 3.8 milyon euro verdi. Falcao 5 milyon euro verdi değil mi? Yani futbolcuda zaman zaman evet çok ekstra futbolcuda her zaman değil ama Ekstra futbolculara zaman zaman 4 milyon euro, 5 milyon euro Türk takımlara maaşlar verdi. Ama tek direktörlere vermiyor. Gidiyor bir buçuk milyon euro maaşı olan, 2 milyon euro maaşı olan tek direktör getiriyor. Ve bence esas futbolculara bu maaşları vermemek, tek direktöre, eğer ona değecek bir tek direktörse tabii ki, tek direktörü bu maaşı vermek bana daha makul gelebilir. Tabii ki tek direktörün ismine göre. Ama Löv değil. Yani Fenerbahçe'nin Löv'e eğer Löv'ün talebi 5 milyon euroysa, Löv'e o 5 milyon euroyu vermesi taraftar değilim. Joachim Löv'ün 17 yıldır kulüp futbolunun uzak kaldığı için tekrar kulüp futboluyla ilgili nasıl performans vereceği konusunda şüphelerim, endişelerim var. Bütün dünyanın bu şüpheleri, endişeleri var. Bir yıldır boşta, şüphesiz ki birçok Alman kulübü için, Avustralya kulübü için gündeme gelmiştir, düşünmüşlerdir. Muhtemelen bu kaygılarından dolayı zaten Joachim Löv'e görev getirmemişlerdir. Fenerbahçe bir tek direktöre 5 milyon euro verebilir ama bir tek direktöre diyorum, o tek direktörün ismi Löv olmasın. Ona değecek bir tek olur. 5 milyon euro maaş verir onu anlarım. Ama löv değil. Mesela Bielsa'yı anmıştı Ali Koç. O günlerde gerçekten Bielsa'yı getirebilseydi ki şu an Bielsa tartışılıyor Leeds Son dönemde işleri iyi gitmiyor. Takımla bağ kopuyor mu diye tartışılıyor. Artık yöntemlerini takım benimsemiyor mu diye tartışılıyor. Diyelim ki Marcelo Bielsa'yı getirdim onu yüksek maaş verdim. Mesela onu anlayabilirim. Ama Hayır, Löwe 5 milyon euro maaş verilmemeli. Bir cümle vardı haberin içerisinde. Kariyeri en tartışılmayacak hoca diye. Aslında o önermede bahsettiğiniz uzun süre, çok uzun süre kulüp çalıştırmamış olmasından dolayı o önerme de çok tam %100 doğru bir önerme değil. Bence değil. değil. Çünkü neden? son 10-15 yılda farklı yarışma alanları milli takım tek tektörle kulüp tek Direktörü çok ayrı işte. Eskiden öyle değildi. 80'ler 90'larda öyle değildi. Geçişler oluyordu. Milli takım tek tektörle evet, kulüp evet. tek tektör Ama son 10-15 yılda adeta bir milli takım tek tektörle havuzu oluştu. Bir de kulüp tek tektörle havuzu ve iki taraf arasında çok geçiş olmuyor. Başarılı bir kulüp tek Direktörü röportaj yapıyorsunuz. Diyorsun ki mesela adam Portekizli. Portekizli milli takımı çalıştırır mısın diyorsun. Diyor ki kariyerimin sonunda. Mesela adam Alman diyelim çok başarılı. Soruyorsun. Bir gün diyor yorulacağım kulüp tek direktöründen diyor. Bu kadar seyahat etmek istemeyeceğim. O zaman milli takım çalışacağım. Kim Mourinho'nun röportajlarında var bu. Guardiola'nın röportajlarında var. Bir noktadan sonra Guardiola ben milli takım çalışmak istiyorum ama bir gün yorulduğumda diyor. Artık herkes açıkça tek direktörler açıkça diyorlar ki milli takım işi emeklilik önce son durak diyor. Yeri. Ve milli takım tek direktörü dikkat edin yani şimdi Fernando Santos Portekiz şampiyon yaptı. Geçti mi kulüp tek tek çok büyük bir yere? Son şampiyonlara bakalım. Döşan. Yani çok başarılı Döşan. Döşan geçebilir bir tek. Belki onu ayırabiliriz. Löv. Geçti mi? Geçmedi. Geçmedi. 2014 Dünya Şamp. Yani o kadar nasıl söyleyeyim? Işıltılı geçişler olmuyor. Milli takım tek kulüp tek O yüzden şüpheliyim. Gerçekten ritimleri, tansiyonları, nabızları çok farklı. Milli takım tek farklı bir nabız. Ve Löv 17 yıldır 17 yıl dile kolay. Hayatının üçte biri neredeyse. Bu nabıza alıştı. Kulüp tek direktörlüğü çok yüksek nabız. Haftalık stres idaresi ise, haftalık çözüm bulma şeyi ise, e, yaklaşım ise evet. hakikaten çok farklı. Çünkü milli takımda çok fazla antrenman da yapıyorsun. Milli takım işi çoğunlukla seçicilik. İyi oyuncuları alıyorsun. Onları yüksek motivasyonla sahaya çıkarmaya çalışıyorsun. Bunları var ama kulüp tek direktörlüğü milli takımda 3 farklı departman varsa kulüp direktöründe 13 farklı departman var yönetmen gereken. Çok daha farklı temposu olan bir iş. Sanki ayrı meslekler gibi neredeyse ayrıştı. Milli takım tek direktörle kulüp tek direktörle. Bir sonraki sayfamız Posta Gazetesi'nden Mesut Müjdesi başlığı var. Malatya maçı sonrası ağrıları olan Mesut Özil birkaç gün idmana çıkmamıştı. Yıldız oyuncunun ağrılarının geçmesi ve takımla çalışmalara başlaması sevinç yarattı. Vitor Pereira'nın gidişinden sonra takımın lideri olan Mesut'un pazartesi günkü Adana Demirspor maçında oynayacağı belirtildi. Teknik sorumlu Zeki Murat Göle, iyileşen Mert Hakan'ı da kadroya alacak. Tedavileri süren Ferdi Gustavo ve Berisha'nın ise pazartesi günkü maça yetişmeleri zor görünüyor. Diğer taraftan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Adanalı değil, siirtliyim. Demirspor'a başkan olmadan önce Fenerbahçeliydim. Şimdi ölene kadar Adana Demirsporluyum." dedi. Başkan Sancak, "Korona nedeniyle Balotelli'nin oyna oynamayacağını belirterek yine de kazanmak için sahada olacağız." diye konuştu. Balotelli elbette çok önemli bir hücum silahı. Sahadaki varlığı bile bir tehdit. Çünkü bulunduğu her yerden vurabiliyor. Evet, kaleyi bulabiliyor. Hem kaleciler için hem e, oyuncular için savunma oyuncuları için ciddi bir risk ama onun yokluğunda kazanamayacak diye de bir şey yok çünkü e, Adana Demirspor farklı işleyen, farklı bölümleri etkili işleyebilen bir takım haline dönüşüyor ve bunun iyi sinyallerini veriyor. Asan Bolango oynayabilecek durumdaysa Süper Lig'inde en etkili yedeklerinden biri. Belki de en şanssız. Santriforlarından biri önünde Balotelli olması dakikaları onunla paylaşmak zorunda kalmaz. Peki sevgili dostlar son dakika gelişmesi yansıdı ekrana. Abdülkadir Parmak Trabzonspor'a veda ederek sezon sonuna kadar başka bir takımda başka bir takıma kiralanacağını açıkladı. Kendisi mi açıkladı Abdülkadir Parmak? Kulüpten mi geldi yoksa hani sosyal medyadan falan mı açıkladı? Ona bir bakarsanız hemen. Kendisi peki. Önemli bir oyuncu Abdülkadir Kendisi Parmak. Gerçekten üzülüyorum Abdülkadir Parmağı izlemek istiyorum. Abdülkadir Parmağı izlemekten keyif alıyorum. İki yönlü orta sahin İyi olduğunda, ritmini bulduğunda umarım tekrar bulur. Ee, yani kendi pozisyonu Türkiye'nin iyilerinden bir tanesi. Zaten milli takıma kadar çıkmıştı bir dönem. Ama sonra düşüş yaşadı. Sağlık sorunları, forma rekabeti derken Trabzonspor'da şu anda kendi pozisyonu çok geriye düştü. Muhtemelen de herhalde ee, Abdullah Avcı ile konuşmuşlar. Abdülkadir Parmak kendisi açıklamış. O, hocamla konuştum diyor. Abdullah Hoca ile konuştum demiş. E, ortak bir kararla aldık bu kararı diyor. Ortak bir şekilde aldık bu kararı. Oynamasında diyor. fayda var bence de. Oynayabileceği bir takıma gitti. Kenarda beklemektense oynamasında evet. fayda var. Yani Süper Lig'de de her takımda bak abartmıyorum. Her takımda Abdülkadir Parmağı bugün al iyi bir Abdülkadir Parmağı forma verirsin. Bak büyükleri ayırmıyorum. Kimin ihtiyacı yok? Fenerbahçe'nin o bölgesi kalabalık sayılır. Mesela Galatasaray'ın o bölgede ihtiyacı var. ya yani iyi bir Abdülkadir Parmak Galatasaray dahil Süper Lig'deki yani 20 takımın 15'inde 16'sında rahatlıkla oynatabileceğim bir oyuncu. Şeyle alakalı olarak Fenerbahçe Adana Demirspor orada son dakika gelmişti. Maçla alakalı olarak kestim mi sözünüzü? Balotelli'nin eksikliği miydiniz? tabii ki önemli eksiklik. Çünkü Süper Lig'de Balotelli gibi Santriforas. Süper Lig'de az yani. Ve ilk yarıya en fazla tesir eden oyunculardan biriydi. Galiba en fazla şut hissesine o ulaştı Doğru. bireysel olarak. Şut hissesine lider. Ama Asan da hani ligin en şanssız Santriforu. Championship'ten gelmiş yanılmıyorsam. Middlesbrough'dan gelmişti. Çok şanssız çünkü önünde Balotelli var. oynadığı dakikalarda da hep yüzde yüzünü verdi. Hep de katkı yaptı. Onun için de bir fırsattır bu. Çok değerli bir Santifor Asomolongo. o yüzden Ada Demir hani Balotelli her türlü ararsın ama ahva etmeyecek. 19 maç, 5 gol, 2 asistle oynuyor. Süper Lig'de, Türkiye Kupası'nda katarsan 7 gol, 2 asist Asom Balonga ve aldığı dakikada 948. 948 dakikada 7 gol, 2 asist. Müthiş bir istatistiği var. Çok iyi sorumluluk sahibi, futbolu seven, iyi profesyonel Asom Balonga. Uğur Bey bir sonraki sayfamız Sabah Gazetesi'nden geliyor. Bir sonraki sayfamız Türkiye'nin başarılı teknik adamlarından. Genç diyecektim ama demedim sonuçta e, başarılı genç ya da yaşlı değil, başarılı teknik adamlarından bir tanesi. İlhan Palut Konyaspor İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut röportajı. Sabah gazetesinden Türkiye Galatasaray maçıyla bizi fark etti sözleri başlığa çıkarılmış. Hoca diyor ki İlhan Hoca, normalde takımlar için gümbür gümbür kazandıkları bir maçtan sonra ya bu takım çok iyiymiş yorumları yapılırken biz bunu yenildiğimiz bir karşılaşma sonrası başardık. O da 9. haftadaki Galatasaray maçıydı. Spor kamuoyu, Konyaspor iyi bir takım, iyi oynadılar. Bugün yenildiler ama sahada ne yapmak istediklerini bilen bir takım anlatımı, bu ifadeyi, bu değerlendirmeyi bize layık gördüler. Sözlerini aktarmış gazete. Oyuncularımla hiç şampiyon olmak için bu maçı kazanmalıyız ya da ikinci olmak için maçı kazanmalıyız tarzında konuşma yapmadık. Sadece bu maçı kazanmamız lazım dedik. Ligin sonlarına doğru inşallah buralarda kalırız. İnşallah bu strese daha çok gireriz. İnşallah bu stres bizi kaplar. Yani şampiyonluk stresi bizi kaplar. Oyuncularım için yeni bir sınav olur diyor İlhan Hoca. Yeni bir test olur eğer elit oyuncular, elit antrenörler, elit bir kulüp, elit bir camia olmak istiyorsak bu stresle de başa çıkmak zorundayız. Ama şu an için henüz bunu görmüyorum." demiş hoca. Şurada Milli takıma hoca arandığında neden İlhan Palutun kapısı çalınmıyor da yabancılara gidiliyor diye bir soru gelmiş Sabah Gazetesi'nden. "Çalınacaktır bir gün." diyor İlhan Hoca. Futbol Federasyonu Türk antrenörlerle çalıştığı belli bir yıpranma oluştu. Bu baskılara daha uzak kalabilecek birini tercih etmiş olabilirler. Zaten şöyle düşünün. Aslında Türk milli takımının antrenörleri bizleriz. Stefan Kuntz ve ekibi milli oyuncularımızla 3-4 gün beraber oluyorlar. Belki doğru dürüst antrenman yapmıyorlar. Bu oyuncuları hem fiziksel olarak hazırlayan hem taktik olarak daha ileri gitmelerini sağlayanlar aslında bizleriz." cevabını vermiş İlhan Hoca. Şu anda biz Stefan Kunz hocanın en önemli yardımcılarıyız sözlerini Aktarıyor. Yurt dışında çalışabilme adına yoğun bir şekilde devam ettirdiğim yabancı dil eğitimimi tamamlamam gerekiyor. Futbol olarak da gelişmeyi hedefliyorum. Her teknik adamın kendi tarzı olmalı. Pep Guardiola'yı çok beğeniyorum. Hiçbir risk altında vazgeçmediği pas oyunu, topu pasla 3. bölgeye taşıması ve bundan hiç ödün vermemesi önemli. Liverpool'da Jürgen Klopp, korkunç bir bireysel antrenörlük kariyer yükselişi, inanılmaz tempolu futbol, hem set oyunu... Hem hücuma geçiş oyunundaki etkinliğiyle öne çıkıyor. Diego Simeone'ye döndüğünüz zaman takım savunmasının bence tüm denklemlerini çözmüş, mükemmele yakın uygulatıyor ve takım savunmasına hayranlıkla bakıyorum. Öne çıkan teknik direktörlerin iyi yönlerini almaya çalışıyorum ama bu asla birebir taklit değil. Her antrenörün bir tarzı olmalı, takıma ve oyuncuya dokunuşları olmalı. Daha uzun bir e, röportaj ben e, sadece bu bölümlerini okumak istedim size. Merak eden izleyicilerimiz gazeteden okuyabilirler ama güzel hocanın bugünün tespitine ve geleceğine yönelik projeksiyonları çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Ağzına sağlık. Milli takımla ilgili açıklamaları da ne kadar sevimli değil mi? Evet. Kumsun e, seçimi. Antrenörleriyiz biz. Diyor. Hem seçimiyle ilgili yaptığı değerlendirme güzel. Hani orada e, Türkiye'deki mevcut ekosistemden etkilenecek bir yerli tek direktör. Yani yabancıya gittiler diyor. Onu kendince tolere etmiş o soruyu. Göğsünü yumuşatmış. Sonra demiş ki zaten oyuncuları biz hazırlıyoruz. Kuntz'un yardımcılarıyız. Güzel bakış açısı. Bakış açısı gerçekten şey yapıcı. Tebrik ederiz İlhan Palos'u. Konyaspora gerçekten kendine özgü bir futbol oynatıyor. Diğer muadili olan başarılı Anadolu kulüplerinden biraz daha farklı. Büyük takım gibi oynatmayı beceriyor Konya Spor'u. Türkiye onu Galatasaray maçıyla tanımış olabilir. Konya Spor'un futbolunu fark etmiş olabilir ama ondan birkaç hafta önce Trabzonspor karşısında da çok dominant bir futbol oynamış ve şanssız bir beraberlik almışlardı. Sonra beraberlikleri üst üste geldi ama genelde iyi oynadı Konya Spor. Futbol çok gerilemedi. O beraberliklerden sonra da tekrar geminin yönünü doğru rotaya çevirmeyi başardı. Bekleri hücumcu, Skubic, Gilerme. Mümkün olduğu kadar ofansif, yaratıcı oyuncu bir arada kullanmaya çalışıyor. Fenerbahçe maçında yanılmıyorsam çift santrifor kullanmıştı. Farklı taktikler, farklı formasyonlarla da o pas oyununu, ofansif oyununu sahaya yansıtmaya çalışıyor. Adı konmamış bir büyük takım futbolu. Adı Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş değil ama büyük takım futbolu oynatıyor. Onun ödülünü de 39 puan alarak aldı. Ve enteresandır daha fazlasını da alabilirdi. Yani Galatasaray maçı çok şanssızdı. Trabzon maçında şanssızdı. Kasımpaşa maçında şanssızdı. Daha fazlasını alabilirdi Konyaspor. Belki de 42-43 puan olabilir. Şu an Trabzon Spor'la beraber adını daha güçlü bir şekilde şampiyonluk yarışında sayıyor olabilirdik. Tebrik ederiz İlhan Hoca'yı yani hem oynattığı futbol hem de bu güzel röportajı ve güzel bakış açısından dolayı. Şimdi Uğur Beyciğim gelelim Novak Djokovic konusuna. Milliyet gazetesi bir numaralı kaos başlığını atmış konuyla alakalı olarak. Avustralya vizesini iptal ettiği Novak Djokovic'i gözaltına aldıktan sonra sınır dışı etme kararı verdi. Sırp raketle yargıya gitti. Hakim pazartesiye gün verirken... ...teniste dünya bir numarası aşı karşıtı tenisçi Melbourne'deki göçmen nezarethanesine konuldu. Şimdi şurada kafalar biraz karıştı diye yazmış gazete. Bakın sağ üstte federaller engelledi diye bir başlık var. Şöyle açıklamış, Novak Djokovic'in tıbbi muafiyeti olduğuna inanarak geldiği ülkede başına gelenlerin en önemli nedeni merkezi hükümet ile bölgesel yönetim arasındaki farklılık olarak göze çarpıyor. Tıbbi muafiyeti, turnuvanın ev sahibi Melbourne'ü de içine alan Victoria Eyaleti ve merkezi burada bulunan tenis Avustralya vermiş Djokovic'e tıbbi muafiyeti. Ee, ancak Sırp tenisçinin vizesini çaresiz kılarak sınır dışı kararı alan Avustralya sınır güvenliği ise Avustralya hükümetine yani yerel hükümete bağlı federal bir kuruluş. Ee, yerel idare, tıbbi muafiyeti tanımakla birlikte sporcunun ülkeye giriş koşulları ile ilgili merkezi yönetimde aynı düşüncede buluştu. Bölgesel idarenin spor bakanı, tenisçinin e, girdiği gece, geldiği gece federal yetkililerin, e, Burada ne yazmış pardon özür dilerim. Ee, yanlış vize ile giriş başvurusu yapıldığını ilettiklerini, eyalete bireysel bir vize başvurusunu destekleyip desteklemediklerini sorduklarını bunun üzerine kendilerine olumsuz yanıt verildiğini söyledi. Şimdi bu iyice karışmış durumda. Evet. Yani tıbbi muafiyeti var mı yok mu? Çünkü konu net bir şekilde her yerde manşet diye sol tarafta. Biz de aldık mı onu sevgili dostlar The West Avustralya gazetesinin başlığını burada Milliyet gazetesinde de yer bulmuş. Bir onu getirebilir miyiz lütfen ekrana? Novak ha Novak's No Way. Diyor ki e, e, Avustralya halkının isyanı Djokovic'in sınır dışı edilme kararına sebep oldu ve bunu hani elinin tersiyle bekendir diyor ya ultimate backhander yazmış ya oraya. E, bu elinin tersi gibi elinin tersiyle sanki dışarıya şey yaptı. Halkın tepkisi Djokovic'in sınır dışı edilmesine sebebiyet olduğu gibi bir başlık atmış Novak. Novak Djokovic ismine göndermede bulunmuş. No aşı yok ve içeri girme yolu yok. Olay biraz şuraya evrildi. Her ne kadar farklı farklı şeyler yazılsa da tıbbi muafiyeti olmadığı halde çünkü diyorsun ki sen aşı şey hasta oldun mu kardeşim? Aşı olmadım. Peki hasta oldun mu? Evet şu tarihte hasta oldum. E göster. Onu göstermiyor. Göstersen zaten sıkıntı kalmayacak değil mi? Belki de gösteriyor, Onun detaylarını bilmiyoruz. Ya da o zaman o belli bir süre içerisinde daha erken oldu vesaire aşı olması gerekiyor. Orada olur. bir anlaşmazlık olabilir. 2 Olay ülkenin, böyle okunuyor. İki ülkenin Sanki, sağlık politikalarının uyuşmaması, hatta bir de şimdi bir kurum girdi işin içine işte, Tenesavuslarla kurumu. Evet. Sanki şöyle bir durum varmış bu e, konuda. Aşı olmuyor, aşı karşıtı yazılıyor her yerde. Aşı evet. karşıtı ve aşı olmadan kendisine bir diğer sporculardan farklı olarak ya da Avustralya'nın diğer insanlara yaptığı uygulanan farklı bir davranış bekliyormuş gibi bir durum var ortada Djokovic. Ya da böyle bir durum yaratılıyor iddiası da var. Ya da böyle Avustralya bir durum... Başbakanı'nın bunu politize ettiği. Avustralya kamuoyunda da mesela ikiye bölünmüş durumda insanlar Avustralya Başbakanı'nın bunu politize ettiği iddiası da var. Konuyu politize ettiği iddiası. Gerçekten şu anda pazartesi görmeden çok keskin şeyler söylemek istemiyorum. Evet. Yanılabiliriz. Aynen öyle. Çok detayları öğrenmeden yanılabiliriz. Ama Djokovic'in de 34 yaşındaki tenisçinin kariyeri boyunca e, nasıl denir? Tartışmalı bir karakter olduğunu altını çizmek lazım. Bir görmek lazım detayları. Şöyle düşünelim. Çok uyumlu bir karakter değildi her zaman. Avustralya'ya gidecek olsanız eğer şu anda. Öncelikle ne gerektiğine bakarsınız değil mi? Şüphesiz. Yani profesyonel bir ekibiniz var mı bu işleri yapacak? Djokovic'in olduğu gibi ne olduğunu ne bittiğini soracak, danışacak. Hop sana hap bilgiyi verecek profesyonel bir ekibiniz var mı? Yok oturacaksın bakacaksın neler isteniyor, ne yapılması gerekiyor. Acaba ben bu şartları karşılayabiliyor muyum diye. Karşılayabiliyorsanız belgenizi hazırlayacaksınız götürüp vereceksiniz değil mi? İşte mahkemeye sunacakmış. O zaman bu, bu kadar uzanı, uzar mı? Uzamaz. Bilmiyorum. Bir görmek lazım. Demek mahkemeye. ki acaba altında başka bir şey mi var? Aynen dediğiniz gibi. Yerel hükümet Victoria'nın hükümeti falan orada mı bir karışıklık oldu acaba? O yüzden evet. Şu anda söyleyecek yani sözler aslında kullanılıyor bizi yanıltabilir. Mu? Bizi yanıltabilir. İsmi kullanılıyor bir mu bir Bir pazartesi mahkemeye görmek lazım. Çünkü bir insan yani pazartesi mahkemeyi bekliyorsa demek ki elinde belgesi vardır. Şu an isteriz ama terk edebilir ülkeyi. Ben de diyorum ki o belge sunulmuş olsa zaten hadise büyümeyecekti. Normal şartlarda. Belki de belgenin geçerliyle ilgili bir anlaşmazlık var. Dediğiniz gibi bekleyip görmekte fayda var. Olayı da sadece dün biraz öyleydi. Biz de ben de en azından öyle algıladım, öyle düşündüm. Sadece Djokovic'in farklı bir yaklaşım beklediği diğerlerinde ben yaptırmamışı bu ülkede girer tenisimi de oynarım. Dünyanın bir numarası e, olma hasebiyle. Sanki öyle ama bugün itibariyle işler biraz daha farklıymış gibi görünüyor. Pazartesiyi beklemekte neler olacak diyebilecek mahkeme sonucunu görmekte fayda var. Uğur Bey süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkürler. Ben Ağzınıza teşekkürler. sağlık. Bizden bugünlük bu kadar efendim. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.